Ve yaşadığımız günlerden itibaren bundan sonrası her geçen sene daha sıcak olacak ve her geçen sene daha kurak olacak. 2050'lere geldiğimiz zaman Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yaklaşık olarak su kıtlığı seviyesine düşmüş olacak. Bunun arkasındaki sebep de bizim nüfus artışımızdır en önemlisi. Bunun üstüne iklim değişikliği gelecek olursa, ki geleceğini bekliyoruz, 2050 civarında kişi başına düşen su miktarı yaklaşık 800 metreküp'e düşebilir senelik olarak. Bizim alternatif çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunun en başında da İstanbul'dan başka yaşanacak cazibe merkezleri yaratmaktır Türkiye'de. Antarktika'dan kopması beklenen çok daha büyük buz kütleleri var. Bunlar koptuğu zaman İstanbul'daki deniz seviyesinin 1 metreden fazla yükselmesi beklenebilir. Bu da özellikle Boğaz'da kıyı kesimlerdeki yaşamı çok ciddi olarak etkileyecektir. Bu yüzyılın sonunda İstanbul'da 45 dereceyi gördüğümüz zaman sıcak bir gün diyeceğiz. Ama aman Allah'ım çok kötü bir gün değil. Sıcak bir gün sadece. 50'yi görecek olursak, ki öyle bir ihtimal de söz konusu, işte o zaman cehennem bir gün diyeceğiz. Ve bunlar yavaş yavaş artacak, bu günlerin sayısı önümüzdeki gelecekte. Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 5-6 derece arttığı zaman bu aşırı olaylar 45-50 derecelere dayanacak demektir kuzey bölgelerde. Antalya'da ise bu yüzyılın sonunda insanın yaşayamayacağı sıcaklıkları görme ihtimalimiz çok yüksek. Termometre bildiğiniz hava sıcaklığı olacak. Yalnız bunun üstüne bir de nemi ekleyecek olursak, insan vücudunun terlemesine imkan tanımayan bir sıcaklığa vardığımız zaman insan ölür. Buna da ıslak termometre 35 diyoruz. Yani o kadar sıcak ve nemli olacak ki insan terleyemeyecek demektir bu. Ve bu tür sıcaklıklara bu yüzyılın sonunda Türkiye'nin güney bölgelerinde rastlamaya başlayacağız. Yani gerçekten o sıcakta sokakta kalırsanız ölürsünüz. Evet. Antalya, Adana, Mersin bu bölgelerde ıslak termometre sıcaklığının 35 dereceyi geçeceği günler olacak bu yüzyılın sonunda. Malatya'da zaten şu anda da kayısı zorlanmakta. Yani geçtiğimiz senelerde 2 milyon kayısı ağacı kesildi. Buna benzer şekilde baktığımızda mesela Mersin'de narenciye bitiyor şu anda. Çukurova'da narenciye olmayacak. Kuraklık artmaya başladığı zaman gene Çukurova'da pamuk tarımı yapamayacak hale geleceğiz. Sulama çok zorlanmaya başlayacak. Aynı şekilde Karadeniz'e doğru çıktığımız zaman fındık var. Fındıkta biz illa Ordu, Giresun'da fındık yetiştireceğiz diye inatlaşacak olursak ancak çok yükseklerde olabilecek bu fındık. Yani şu anda yetişen yerlerde artık fındık görülmeyecek noktada olacak. Aynı şekilde üzüm rekoltesine bakıldığında üzüm rekoltesi şu anda üzüm yetişen pek çok yerde çok fazla düşecek. Bu şekilde baktığımızda mesela Orta Anadolu'da artık tarım yeraltı suyuyla yapılıyor. Ve yeraltı suyunun geçtiğimiz sene içerisinde yer yer 22 metre düştüğü söyleniyor senede. Bunlar özellikle tarımın çok kötü etkileneceğini gösteriyor. Benzer şekilde turizme gittiğimiz zaman şu anda hani 35 derece, 38 derece olduğunda turist orada yaşayabiliyor ama 45-48 derece olduğunda turisti sokakta yaşatamazsınız. Kapalı alanlarda kalmak için de Rusya'dan, İngiltere'den turist Türkiye'ye gelmeyecek. Bütün bunlar, yani uzatabiliriz bu listeyi istediğiniz kadar, ancak büyük belalar bekliyor başımızı. Yiyecek balık bulamayacağımız neredeyse kesin. Balık sıcak sudan hoşlanmaz. Yani bugün bile hamsi Ukrayna kıyısına kaçıyor Karadeniz'de. Gelecekte Karadeniz'in normal balık türlerinin tamamında bunu görüyor olacağız. Kişisel hayatımızda da özellikle özel araç kullanımını bırakmak zorundayız. Et ve süt ürünlerini tüketmeyi azaltmak zorundayız. Ayda 500 gram kıymayla yaşayan insanların zaten bir şey yapmasını beklemiyoruz. Ama günde 3 öğün et yiyenler birazcık hani en azından günde 2 öğüne 1 öğüne düşecek olurlarsa fayda sağlanır. Bir de gereksiz hiçbir şey satın almayacağız. İstanbul'da yaşayan vatandaşların ilk ve öncelikli olarak İstanbul'dan başka yere taşınmaya dikkat etmeleri gerekir.